İnsan hakları kitaptan öğrenilen bir şey değil, hayatta olan bir şey ve bir bilinç meselesi, bir inanç meselesi. Öztürk Bey'in de altını çizdiği gibi. Ben içlerinde bulundum, AK Parti'nin kuruluşunda, hatta şu anki genel başkan eski bir AK Parti milletvekili. Kuruluşunda aktif olarak bulunmuş insanlar var, mazlum derler. Fakat bu bilinç ve bu inanç, insan hakları inancı, yani bir dini bağlamda söylemiyorum. Onun sayesinde kendisine yakın olan insanların yaptığı haksızlıklara karşı Türkiye'deki en ciddi raporları ortaya koyabilen bir kurumsal kimlikle devam edebiliyorlar. Baskın Hocam belki Türkiye'den, Türkiye'deki çalışmalarından bir etnik boyutla bağlantılı olan bir de Batı Trakya boyutunda hocam, sizin Batı Trakya Türkleri. Çünkü bizim Türkiye'de Almanya'da mutlaka ana dil sınıfları olsun dersiniz, %80 destek alırsınız. Ama Çerkesçe dernekte bir kurs açmak istersiniz, 40 şeyden hendek atlatırlar. Bununla da biraz bağlantılarak bu etnik kimliğe bu rezistans ne derece bir cevap alabilirsek hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, hepinize saygılarımı sunarım. Kafet yönetimine beni davet ettiği için çok teşekkür ederim. Ben sunumumu siyaset bilimi teorisiyle Çerkeslerin pratiğini harmanlayarak yapacağım. İkisi de o zaman anlam kazanacaktır diye düşünüyorum. Şöyle başlayalım isterseniz. Konumuz açısından devletler ikiye ayrılır. Bir, imparatorluklar. İki, ulus devletler. Bunların arasındaki temel fark şudur. İmparatorluklar dinsel ve etnik alt kimliklere karışmaz, onların kendini ifade etmelerine izin verir. Hatta onun üzerine oturur. Oysa ulus devlet bir baş belasıdır. Etno-dinsel kimlikleri yasaktır. Şimdi hemen imparatorluğu tanımlamaya gerek yok ama ulus devleti tanımlamaya gerek var. Bir kere ne olmadığından girelim. Ulus devlet, ulusal devletle karıştırılmamalıdır. Ulusal devlet 1789'a Fransız ihtilaline tarihlenir ve devletin egemenliğini ulus denen bir kavrama oturtur. Ulusu oturtur da neye oturtmaz? Kişiye veya tanrıya oturtur. Ulus denilen bir kolektif kimliği oturtur. Ulus devlet ise 19. yüzyılın son çeyreğine tarihlenir ve devletin egemenliğini millete değil, milletin içindeki hakim etno-dinsel gruba dayandırır. Ulus devlet onun için bir baş belasıdır. Burada alt kimlik, üst kimlik kavramlarına ve bir de asli kurucu unsur kavramlarına değinmeden geçmemek gerekir. Alt kimlik, sizin içinde doğduğunuz grubun kimliğidir. Üst kimlik ise devletin bütünleşmeyi sağlamak için size empoze ettiği kimliktir. Yalnız devlet bu kimliği empoze ederken kafasına göre davranamaz. Ha, davranır ama o zaman tutturamaz. Ülke birbirindedir. Üst kimliğin parçalayıcı değil, birleştirici olması gerekir. Birleştirici olabilmesi için de bütün alt kimliklerin rızasını alması gerekir. Dolayısıyla üst kimlik Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nda bir sürü alt kimlik vardı. 72 tane milletlerden vardı.
işte Türk, Kürt, Ermeni, Çerkez, Arnavut, Yahudi, Rum. Onların üstündeki üst kimlik Osmanlı. Yani bu alt kimliklerin hiçbiri değil de olamaz. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti'nde aynı alt kimlikler olduğu gibi devam etti. Gayrimüslimlerin sayısı çok azaltılmakla birlikte. Türk, Kürt, Çerkez, Arnavut, Ermeni, Rum diye devam etti. Üst kimlik bunların içindeki en güçlü alt kimliğin adına bakıyor. Türk. İşte onun için Türk üst kimliği bölücüdür. Birleştirici değildir. Bölücü olduğu da Cumhuriyet'le yaşıt olan Kürt meselesini çıkarmış olmasıyla açıklanır. Şimdi ulus devlet, alt kimlikleri yasaklayan devlet türünün adı demişti. Bu yasaklama iki biçimde oluşur. Bir, asimile etmeyi gözünün kesmediğine etnodinsel temizlik, asimile etmeyi gözünün kestiğine asimilasyon. Etnodinsel temizlik, kitlesel öldürmeden tutun, mecburi göç ettirmeye, mübadeleye kadar uzanan çok çeşitli bir yelpazedir. Geniş bir yelpazedir. Asimilasyon ise Orta Doğu ve Balkanlarda egemen etnodinsel grubun dini kullanmasıyla yapılır. Çerkezlere bu politika, asimilasyon, Çerkezlere birinci politika, yani etnodinsel temizlik politikası Rusya tarafından, ikinci yani asimilasyon politikası da Türkiye Cumhuriyeti tarafından uygulanmıştır. Şimdi teoriden Çerkezlerin pratiğine doğru geçeceğiz. Yalnız daha önce bu asli ve kurucu unsur, ben şu anda bir kitapta çok meşgul olmak olduğumdan maalesef yetişemedim daha önceki oturuma, orada geçiyor. Bu asli ve kurucu unsur meselesi çok ayıp bir şeydir. Son derece ayıp bir şeydir. Fakat anlaşılabilir bir şeydir. Ayıp bir şeydir çünkü asli unsurum dediğiniz anda diğerleri tali unsurdur. Ve Ayhan Hoca'nın da temas ettiği gibi bu 1454 tarihli millet sisteminden gelir. Millet sistemi iki tür milletten bahsediyordu. Milleti hakime, yani bütün Müslümanlar, çingeneler hariç, bir de milleti mahkûme, Müslüman olmayanlar, gayrimüslimler. Milleti mahkûme derken böyle idama mahkûm olmuş falan değil, hakkında hüküm verilendir. Millete hakime de hüküm verendir. İşte buradan gelen olay, yani Müslümanların hüküm veren durumunda olması, Türkiye Cumhuriyeti'nde kendini asli ve kurucu unsur diye yeni baskı yapmıştır. Olay budur. Onun için en fazla Kürtler kullanır bunu, biraz da Aleviler kullanır. Çok ayıp bir şeydir. Ama anlaşılır bir şeydir. Değişimin sebebi baskı gören o travma yüzünden böyle şeyler yapabilir. Yapmasınlar. Efendim Çerkezler, bu entegrasyon veya asimilasyon, tekrar geleceğiz ona, onun devresine gönüllü olarak entegre olmuşlar Osmanlı'da. Bunun da temel sebebi otokton olmayışları alokton olmuşlarıdır. Otokton demek, bir devlet kurulmadan önce o toprakta yaşayan demek. Yani 1299'da Osmanlı İmparatorluğu kurulmadan önce bu topraklarda yaşayan Araplar, Kürtler, Ermeniler, Rumlar, Süryaniler, bunlar otoktondur. Çerkezler göçle geldikleri için aloktondur. Burada doğmadıkları için
diğer otoptonlar gibi kendilerini güçlü hissetmezler. Onun için kolayca entegre olmuşlardır. İki yolla, bir kere sarayla iyi ilişkiler sürdürerek, ikincisi de teşkilat-ı mahsusayla iyi ilişkiler sürdürerek, hatta teşkilat-ı mahsusanın kurucuları olarak mesela kızları Cuyap ve Diktam benim ablalarımdır. Kuşubaşı yaşadı. Mesela tabii ki üzücü, çok çok üzücü bir şey sizin için de benim için de bunu söylemek ama Ermeni kıyımında çok ön planda rol almak. Mesela milletvekili avukat Krikor Zohrab'ın Urfa Şeytan Deresi'nde başını taşla ezen Çerkez Ahmet Kuyruk. Entegre olmuşlardır ama gönüllü olarak. Çoğulcu olmayan toplumlarda entegrasyonun kolayca asimilasyona dönüşeceğini hesap etmeleri mümkün olmuştur. Burada hemen asimilasyon ve entegrasyonu kısaca tanımlayalım. Entegrasyon bir çoban salatasına benzer. Asimilasyon da bir un diyelim. Çoban salatasında malum 4 tane unsur vardır. Domates, soğan, yeşil biber, maydanoz. Yalnız bunları bir araya getirip karıştırdığınız zaman çoban salatası olmaz. Onların üzerine zeytinyağı, limon veya zeytinyağı sirkeler oluşan bir sos dökmeniz gerekir. İşte o sos üst yemektir. Domates, biber, soğan, maydanoz da alt kemiklerdir. Siz çoban salatasını yerken domates kendini domates olarak gösterir. Hele acı biber, ben acı biberim der. Asimilasyona gelince asimilasyon bir un değerlidir. Çavdar, buğday, garı, bilmem ne hepsini değirmene atarsınız. Mikroskopik toz zerreleri halinde un çıkar. İşte bu da toplumsal belleğin sıfırlanmasıdır. Hani o kamburaya girdiğiniz zaman benzin alırsınız, ne kadar harcıyor diye ittirirseniz şeyi, bu butonu sıfıra gelir kilometre. İşte o toplumsal belleğin sıfırlanmasının adı da asimilasyondur. Tekrar ediyorum, demokratik olmayan toplumlarda entegrasyon derhal asimilasyona dönüşebilir. Hatta dönüşür. Türkiye'de de bu olmuştur. Osmanlı'da asimilasyon değil, entegrasyon olmuştur çünkü Osmanlı bir imparatorluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nde ise çok önemli rol oynamıştır Çerkezler. Başta Çerkez Ethem ve Rauf Bey olmak üzere. Fakat kurulan devlet Türkçü bir devlet olarak ortaya çıkmıştır. Ve bütün Türk olmayan Müslümanları din yoluyla asimilasyona girişmiştir. Dikkat ederseniz, asimile olmayan iki tane usul var. Biri gayrimüslimler ki onlar asimile etmeye gözü yetmediği için etnodinsel temizliğe uğradılarlardır. İkincisi de Kürtler. Kürtlerin sayılarının ve başka özelliklerinin nedeniyle. İşte burada konumuz şey ya, onu söylemeyi unuttum ya başımda. Konu bana verilen konu. Çözüm süreci dediğimiz olayın Çerkezlere muhtemel etkileri olduğuna göre Kürtler bu asimilasyona direnmiş otoptonluk sayı bilmem ne falan filan. Fakat Çerkezler direnmemiştir. Oysa Kürtlerle Çerkezler aynı konumdadır. Müslüman Türk olmayıp Müslüman oldukları için asimile edilebilirler kutusuna konmuşlardır ikisi. Bir asimilasyona ses çıkarmış, öbürü çıkarmamışlar. Devlet şimdi kendi yarattığı Kürt meselesini çözmeye çalışıyor. Buna önce Türk İslam senteziyle girişti. Şimdi AKP döneminde İslam Türk senteziyle devam etmeye çalışıyor. Hepimiz Türküz sloganı 20. yüzyılda kalmıştı. Tutmuyor. Hepimiz Müslümanız orta çağda kalmıştı. Tutmuyor. Çünkü
grup bilinci bir kere uyandıktan sonra asimilasyon mümkün değildir. Eğer grup bilinci uyandıktan sonra asimilasyona devam etmek isterseniz grup bilinci azar, güçlenir. İşte bugün de olan budur. Kürtlerde grup bilinci uyandıktan sonra asimilasyona devam çabası Kürt bilincini güçlendirmekten başka bir şey yaramamıştır. Çerkezler Kürtlerin kimlik mücadelesinden çok şey öğrenmişlerdir. Farkında mısınız, değil misiniz bilmiyorum ama çok şey öğrenmişlerdir. Nasıl ki Agos'u çıkaran Ermeniler sayesinde Rumlar ve Yahudiler kendilerine bir güven edinmişlerdir. Olmayan bir güveni Ermeniler vasıtasıyla edinmişlerdir. İşte Grant'ın marketi de oradan geliyor zaten. Sadece Ermenileri uyandırmakla kalmadı. En fazla Türkiye'de en fazla ezilmiş olan, ezilmiş grup olan bütün gayrimüslimlere kendine belli bir bilinç verdi. Çerkezler Kürtlük, Kürtlerin kimlik mücadelesinden çok şey öğrenmiştir demiştim. En azından Lozan'ın 39/4 maddesinin bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına gerek özel, gerek ticaret ilişkilerinde din, basın ya da her çeşit yayın konularıyla açık toplantılarında istedikleri bir dili kullanabileceklerini ve buna karşı hiçbir kısıtlama getirilemeyeceğini öğrenmişlerdir. Ve bir daha genel olarak dört ayak üstüne geldiğin zaman üzerine birinin çok olduğunu öğrenmişlerdir. Asimilasyon Çerkezler'de bugüne kadar büyük ölçüde başarılı olmuştur. Fakat şimdi genel atmosfer büyük olasılıkla Kürtlerin kimlik mücadelesi sonucu oluşan kimlik atmosferi sayesinde durumun farkına varmışlardır. Bundan sonra asimilasyon devam ettiği takdirde Çerkeslik bilincinin daha güçleneceğini siyaset bilimi bize söylemektedir. Daha fazla uzatmayayım isterseniz. Fakat son cümleyi istiyorsanız eğer şunu söyleyeyim. Şuna verin, bunu verin şeklinde bir kazanım süreci hiçbir şey getirmez. Eğer çocuklarınızın Türkiye'li üst kimliği altında Çerkes alt kimliğiyle onurlu olarak yaşamasını istiyorsanız, Kürtlerin talep ettiği özerk yerel yönetimler formülünü düşünmeniz lazım. Yoğun olarak bulunduğunuz bölgelerde, Düzce, Bolu gibi eğitimin hangi dersleri koyacağını, koymayacağını sizler karar verebilmelisiniz. Ankara değil. Neden bahsediyorum? Back to future. İstikbale gitmek için geriye dönüş. 1921 Anayasası 11. madde. Merkezi hükümetin yetkileri. İç ve dış politika, adalet, savunma, uluslararası iktisat. Yerel yönetimlerin yetkileri. Sağlık, eğitim, ekonomi, tarım, hayvancılık, bayındırlık, sosyal yardım. İşte bunu talep ediyorsunuz. Türkiye'de 25-30 tane olması gereken özel yerel yönetimlerin, ki bunlar belediyelerin temelinde yükselecektir. Bunu savunmalısınız ki çocuklarınızı Türkiye'li bir Çerkes olarak yetiştirebilirsiniz. Siz yetişemediniz ama onları yetiştirebilmeniz için.